Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı TUSAŞ tesisi önünde patlama meydana geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'da olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kanal Urfa mikrofonlarına Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı tesisi önünde patlama meydana geldi. TUSAŞ tesisi önündeki patlamanın canlı bomba neticesinde gerçekleştiği, çatışma çıktığı ve bölgeye ekipler geldiği bildirildi. TUSAŞ binasında çalışan ekipler sığınaklara indi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, Ankara Kahraman Kazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız açıklamasında bulundu. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kanal Urfa mikrofonlarına Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Maalesef Sayın İçişleri Bakanı açıklamasına göre şehitlerimizin olduğundan bahsediliyor. Yaralılarımız var deniyor. İçeri giremediğimiz için henüz biz de sizin gibi çok net bilgi sahibi değiliz ama arkadaşlarımız orada, üstümüze düşen bir şey olursa yapacağız. Ben tekrar bu vesileyle terörü lanetliyoruz. Terörün haklısı hiçbir zaman olmaz. Katil katildir, nereden gelirse gelsin terörün hepsine karşıyız. Adın şu veya bu olması da hiç önemli değildir. Suçsuz insanları öldürmek insanlık suçudur. Lanetliyoruz. Biz kendi tesislerimizde ayrıca şu anda tedbir almış durumdayız. İçeride çatışma hala devam ediyor mu? Hala bir terör içeride var. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından da açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ Ankara Kahraman Kazan tesislerine yönelik terör saldırısında iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız ifadelerini kullandı. Efendim bizler de Kanal Urfa ailesi olarak bu menfur saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak elbette. Gereğinin yapılacağına olan inancımız tamdır. Sıradaki haberle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta örgütü tasfiye et diyerek PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez de Öcalan'ı mecliste konuşmaya davet etti. Bahçeli'nin çıkışına bugün sert bir tepki de Şanlıurfa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığı'ndan geldi. MHP Genel Başkanı dün partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunarak mecliste konuşma yapmaya davet etti. Bu konuşma sonrası Bahçeli'ye bir yandan destekler gelirken diğer yandansa tepkiler gelmeye başladı. Bahçeli'nin sözlerine bugün bir tepki de Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şubesi'nden geldi. Dernek düzenlediği basın açıklamasında terörle mücadelede en büyük acıları yaşayan şehit aileleri ve gazileri kişisel hesaplara kurban edemezsiniz açıklamasında bulunarak şunları ifade etti. Biz şehit aileler ve gaziler olarak uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bilinçli denklemeleri göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple örgütün silah bırakmasını ve terör örgütünün lav edilmesini istiyoruz. Bu ülkede huzurun, barışın hakim olmasını en büyük dileğimizdir.
Türk milleti hassas değerlerine sahip çıkar dediğiniz kişiler utanç ve kızgınlıkla izlediğimiz, hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını bizleri acıyla içerisine takip ettik. Sanki Türk ordusu terörle mücadele başarısız olmuş gibi eli kanlı terör örgütünün lideri bebek katili Medet Umar şekilde Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşmayı asla kabul etmiyoruz. Bir sonraki adımda meclis lokantasında birbirlerine yemek mi ikram edecekler? Ülkemizde ve insanların değerlerini düşünmeden cezaevlerindeki terör sevici mahkumlara el sıkışmak, millet menfaatine hiçe sayarak kumar masasında yürümüş gibi el yükseltmek ne demek? Terörle mücadele en büyük acılarını yaşayan şehit aileler ve gaziler tarihe bir fırsat penceresi olarak gördüğünüz açıklamalar büyük tepki vermesi bizce kişisel hesaplara kurban etmek değildir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili çağrısı yeni bir çözüm süreci mi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bizler de bugün Kanal Urfa Haber Merkezi olarak Bahçeli'nin sözlerini sokağa sorduk. İşte sokağın yanıtı. Kürt sorunu var demek, Kürtleri sorun gören sahte yüzlerin... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Piyonluk yapanların ortak propagandası. Dün Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşması büyük bir yankı uyandırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın meclise gelerek PKK'nın lağvedildiğini açıklaması teklifi ve bunun sağlanabilmesine ilişkin çıkışı siyasetin gündemi olmaya devam ediyor. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa... Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bahçeli'nin bu açıklamaları farklı siyasi partilerden de destek gördü. Bizler de Kanal Urfa Haber Merkezi olarak mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık ve terörle mücadeleye dair görüşlerini aldık. MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada İmralı'da hapis yatan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütün bittiğini mecliste ilan etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de terörün sona erdirilmesi konusunda diğer partilerden de destek geldi. Biz de Kanal Urfa Haber Merkezi olarak vatandaşlara mikrofon uzattık. İşte yanıtlar. Sizce Türkiye'de terör biter mi? Yani kendileri çok ilginç bence. Evet. Çok değişik açıklamalarda bulunuyorlar. Şaşırıyoruz. Şu anda izleyeceğiz. Ne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Kişisel fikriniz nedir? Yani eğer samimi ise güzel bir şey. Türkiye için. DEM Parti de buna desteklediğini, zaten amaçlarının da bu olduğunu söyledi. Terörün bitmesini, silahların indirilmesini söyledi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani girişim güzel. Evet. Umarım 10 yıl önceki, 12 yıl önceki durumla aynı olmaz. Yani güzel bir sonuç üretilir. Bakacağız yani. Umarım güzel bir çözüm getirilir. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan kimi vatandaşlar Bahçeli'nin sözlerini desteklerken, kimi vatandaşlarsa 35 bin şehidimizin olduğu yerlerde böyle bir cümlenin kullanılmasının dahi yanlış olduğunu dile getirdi. Türkiye'de terör biter ama yani bitme şekli bence bu değil. 35 bin tane şehidimiz var. Yani 35 bin tane şehidimizin olduğu yerde böyle bir cümle kurulması dahi yanlış. Bunun çözümü bence mecliste konuşulması değil. İnsanların zaten birbiriyle anlaşmasıdır. Kesinlikle o mecliste çıkmaması gerekir. Öcalan bize göre bir teröristtir ve öyle de kalacaktır. Türkiye'de terörün bitmesini her daim istiyoruz. MHP'ye de katılıyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Bu şekilde giderse inşallah bitirmeyi hedefliyoruz. Doğru değerlendirmiyor. Dün başka konuşuyordu, bugün başka konuşuyor. Onun için pek ciddi almıyor. Terör biter mi sizce Türkiye'de? Biter. Türkiye'de istenirse terör biter ama bitirmek istemezler, bitirmezler. Çağrı yaptılar bu konuda. Çağrı yaptılar fakat bu çağrının altında ne amaçladıklarını net olarak bir şey diyemiyorum. Umarım inşallah terör biter ama tahmin etmiyorum. Evet.
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Fethullah Gülen'i sosyal medyada öven kişilerin bulunduğu belirtildi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında geçtiğimiz günlerde ABD'de ölen örgüt elebaşı Fethullah Gülen'i sosyal medyada öven kişilerin de yer aldığı belirtildi. İstanbul Emniyeti'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına bağlı olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul'un yanı sıra farklı illeri de kapsayarak geniş çaplı bir çalışmayla yürütüldü. Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'i sosyal medya mecralarında övücü paylaşımlar yapan kişilerin de olduğu öğrenildi. Gülen'in ölümünün ardından bu tür paylaşımlar yapan kişiler, yapılan teknik takipler ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildi. Sayın seyirciler, İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail bu defa Lübnan'da tahliye emri verdiği tarihi liman kenti Tire'yi vurdu. İsrail saldırılarına aralıksız devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde tarihi yapıların bulunduğu Sur kentine sabah saatlerinde tahliye emri veren İsrail ordusu kente bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası binaların arasından dumanlar yükselirken yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun kenti en az 5 kez hedef aldığı belirtildi. IDF sözcüsü Andre sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kente tahliye çağrısında bulunarak belirtilen bölgelerden hemen uzaklaşıp kuzeye Avali nehrine doğru gitmelisiniz. Hizbullah tesislerinin ve silahlarının yakınında olan herkes hayatını tehlikeye atıyor ifadesini kullanmıştı. Akdeniz kıyısında yer alan Sur, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Akdeniz kıyısında yer alan Sur, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. En az 4000 yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarihin ve kültürün merkezi Harran ilçesini ziyaret etti. Yavaş'a Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da eşlik etti. Şanlıurfa'nın UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil olması münasebetiyle Şanlıurfa'ya gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'la birlikte tarihi Harran ilçesine ziyaret etti. Bana göre insanlığın başladığı yer burası, orası da buraya bağlı. Biraz son zaman. Şeyh Hayati Harrani Camii ve Türbesi Harran Kalesi, Kümbet Evler, Tarihi Harran Üniversitesi kalıntıları ve Ulu Cami alanına gezen Yavaş'a Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz eşlik etti. Harran'da tarihi yerlerin gün yüzüne çıkması için başta Kazı Başkanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlarla ortak işbirliği içerisinde olup önemli çalışmalara imza attık diyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tarih, turizm ve tarım gibi önemli değerlerin merkezidir. Her alanda başta Şanlıurfa olmak üzere ülke çapında adından söz ettiren Harran'ımızda bugün Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı misafir ettik. Ziyaretlerinden ötürü misafirlerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İçerisinde kullanılan bu tuğla ve taşlar yaklaşık olarak 1500-1600. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede esnafa ait prefabrik iş yeri alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yangın meydana geldi. Alevlere teslim olan prefabrik büfeyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. 40 yıldır esnaflık yapan depremzede Süleyman Küpeli'ye ait iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. 40 yıldır iş yerinde esnaflık yapan Süleyman Küpeli, 40 yıllık dükkanımı iş yerimi yaktılar açıklamasında bulundu. Abi yakmışlar ama bilemiyoruz kim yakmış. Bir yarın da bugün de açacaktık, açamadık. Ekmek teknemiz yardım yani böyle bizi şey ettiler. Büfenin yandığını görünce yaşadıklarını anlatan Özlem Arsan, bir depremzede olarak gerçekten mağduruz ifadelerini kullandı. Bu büfe bizim büfemiz. Biz dün saat 4 sıralarında bize haber verdiler. Büfeniz yanıyor, koşun yetişin diye. Biz de geldik, inanamadık. Ben şaka zannettim, kuzenimi aradım. Kuzenim dedi ağlayarak, evet dedi, yanıyor büfeniz. Biz geldik büfemiz için. Baktık, şok içindeyiz. Kim bu büfeyi yaktı, nasıl oldu? Nasıl bu hale geldi bilemiyoruz. Etraftan 3 kişiyi söylediler bize. Yani kim bunu yapmışsa şikayetçiyiz. Bir depremzede olarak mağduruz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen tarım işçisi bir aile ısınmak için yaktıkları mangal dumanından zehirlendi. Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen tarım işçileri mangal dumanından zehirlendi. Olay dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Boğaz Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan gelen tarım işçileri ısınmak için mangal içine ateş yaktı. Çadırın içinde yakılan mangaldan çıkan dumandan aynı aileden ikisi çocuk, 4 kişi zehirlendi. Diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karbon monoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatice G., Kadir G., Mehmet G. ve Ayaz G. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yan çadırdan bağırma sesleri duyduklarını ifade eden Mehmet Ali Aktüy olayı şu sözlerle anlattı. Komşularımdı. Çağırma bağırma duyduk. Gittik çadıra, koştuk. Bayan bayılmış. Ben de çadırın içine baktım. Mangalın içinde ateş yakmışlar. Köz içeridedir. Közden zehirleme olmuştu. Olmak için götürmüşler içeride. Soba yok mu? Soba yokmuş. O közden zehirleme oldu. Şu an belli olan 4 kişi. Ama aile 7-8 kişiydi. Hastaneye getirdiğimiz 4 kişi. Sevgili izleyenler, Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Antalya'da bir vatandaş doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazılmasıyla başlayan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle anılıyor. Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumuyla başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. Başka bir şey istemiyorum. Beni netleştirin. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş itiraz etti. Ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Ersin Akbaş iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 ay askerlik görevi yaptı. 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Sesleniyorum. Allah razı olsun, bana yardımcı olun. Yaşarım ama... Akbaş ikinci askerliğini ise Ersun adıyla yaptı. Akbaş bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersun ve son olarak kendini tabir ettiği Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü. Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar sosyal güvenlik prim ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş ve avukatı Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı. Zonguldak SGK'ya yazılan müzakereye verilen cevapta Ersin Akbaş'ın yanında çalıştım dediği annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmaması ve bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.
kendimizi bulmak için kendimize tespit davası açtık diyen Ersin Akbaş sözlerine şöyle devam etti. Bugün tespit davasına geldik. Kendimizi bulmak için kendimize tespit davası açtık. Sigortalarımızı bulunması için tespit davası açtık. Ama maalesef davayı hakim gene bitirdi. Bulunamamış belgeler, bilgiler yok. Kendimizi bulmak için 84 yılında ben annemin yanında, Şerif Akbaş'ın yanında sigortalı olarak çalışıyordum. 84 yılında Ersun ismiyle çalıştım. Ersun Akbaş olarak çalıştım. Annemin kaydı da yok ortada. Yok, onu da bulamıyor arşiv. Mahkeme bulamadı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini makamında kabul etti. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini makamında kabul etti. Hoş geldin, hoş geldin. Sorun ve taleplerinin karşılanmasını isteyen vatandaşlar, mahallelerinin sorunlarını iletmeye gelen muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini başkanlık makamında kabul eden Başkan Kuş, her bir misafiriyle yakından ilgilendi. Başkan yardımcıları, birim amirleri ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği kabullerde ilçe merkezi ve kırsaldan gelen vatandaşların çözülmesini istedikleri sorunları ilgili birimlere aktararak derhal çözülmesi talimatını veren Başkan Kuş, ilçedeki çalışmalarla ilgili de istişarelerde bulundu. Vatandaşlardan gelen taleplere imkanlar ölçüsünde en hızlı şekilde cevap verdiklerini belirten Başkan Kuş, Eyyubiye'nin dört bir yanına eşit hizmet ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini ve ilçeye kalıcı eserler kazandırma gayretinde olduklarını belirterek tüm Eyyubiyelilerle birlik, beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz dedi. Efendim, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinin hasadına başlandı. Hava şartlarının zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemine uygun gelmesi çiftçiyi de umutlandırdı. Kahvaltı sofralarını süsleyen zeytin hasadına başlanıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tiyekli köyünde zeytin hasadına başlandı. 5 yıl önce dağıtılan zeytin fideleri hasat döneminde çiftçinin yüzünü güldürdü. Sofralık zeytinlerin hasadına başlayan çiftçiler, zeytinyağı üretimi için yağmurun yağmasını beklediklerini söyledi. Kuraklık nedeniyle zeytinyağı elde etmenin zorlaştığını dile getiren çiftçiler, yağmurun yağmasının mahsulün verimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti. Zeytin hasadı yapıyoruz. 10. ayda yeşil topluyoruz. 11. ayın 10'u 15'ine siyah zeytine başlıyoruz. Yağmur olmadığından dolayı gece kaldı bu sene. Yağış olmadığından dolayı yani. Daha da geç yağarsa daha mı geç olur? Daha bekleyeceğiz. Çünkü yağış olmadığından dolayı zeytinler bütün bavruk oldu. Yağ çıkmaz o zaman. Yağlanması için? Evet, yağlanması için yağmuru bekliyoruz. Zeytinin sofralara ulaşma serüvenini anlatan çiftçiler şunları ifade etti. Zeytin dedemizin günden belli topluyor. Buraya geldik, torunlarla topluyor bu zeytini. Şal açıyor, işte topluyor, süpürüyor. Eziyeti çok. Aa, geri faal tutuyor. Faalde de tutuyor. 10 günden beri de bitiriyor. Şey demiyor. Topluyor kendi çoluk torunlarına, çocuklarına. Topluyor. Eziyeti çok yani zeytinin. İstanbul'da çatıda tamirat yapan iki kişinin aldığı güvenlik önlemi korkuttu. Yürekleri ağza getiren bu çalışma bakın kameralara nasıl yansıdı. En çok iş kazaları inşaat işlerinde yaşanıyor. Çalışan işçiler de bu durumun yaşanmaması için kendilerince önlem almaya çalışıyor. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çatıda tamirat yapan iki kişinin iple aldığı güvenlik önlemi korkuttu.
İki arkadaş tamir için 3 katlı binanın çatısına çıktı. Biri elindeki ipi diğerine bağlayarak kendince güvenlik önlemi aldı. Bir kişinin çatı tamiri yaptığı, diğerinin ise ipi tuttuğu anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ben yaptığım çatıları görsen. Efendim hepimiz küçüklüğümüzü sobalı evlerde geçirerek büyüdük. Her ne kadar şimdiki evlerde doğal gaz kullanılsa da sobaya ilgi hala devam ediyor. Sobacılık günümüzde yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Günümüzde soba yerine doğalgaz kullanılsa da eskiye özlem duyanlar soba kullanmaktan vazgeçemiyor. Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber birçok kişi bağ evi ve evlerinde ısınma ihtiyacını karşılamak için soba satın almaya yöneldi. Ancak artan talep soba imalatı ve tamiratı yapan esnaflar için yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Esnaf soba mesleğinin ölmeye başladığını söyleyerek günlük 1000 TL'ye çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını da dile getirdi. Eleman yetişmiyor ki. Eleman yok yani. Bizim yani emekçi insanların hiçbirinde eleman yetiştirme şansımız yok. Misal ben bu sene ve geçen yıldan beri tek başıma çalışıyorum. Eleman yok yani. İşçi bulamıyoruz. Yetişmiyor da yani. Gelmiyor. İşimize talep de etmiyorlar. Yani zaten çocuklar 18-19 yaşına kadar okuma içerisindeler. Ondan sonra zaten yani bizim mesleklere hiç heves etmiyorlar yani. Yani eleman yetişme şansımız yok. Bizler son devirleriz yani. Bizim meslekte kalfa 4000-5000 lira rahat haftalık alır yani. Yani ortalama 1000 lira gibi bir yevmiye alırlar. Eleman yok. Yok abi. Bazı vatandaşlar geçmişin vazgeçilmez ısınma kaynağı sobaları da nostaljik olarak kullanıyor. Efendim şimdi kameralarımızı Mardin'e çeviriyoruz. Günün belirli saatlerinde Mardin'in dar sokaklarında çalıştırılan eşekler ağır yükler taşıyarak çöp topluyor. Mardin'de kadrolu eşeklerin zorlu mesaisi. Yıl olmuş 2024, hala ilkel yöntemlerle çöp toplanıyor. Mardin Artuklu Belediyesi bünyesindeki kadrolu eşekler zorlu şartlar altında çalıştırılıyor. Hayvansever Melek Karahan, eski Mardin'de bildiği kadarıyla 3 eşekle çöp toplandığını ve bu eşeklere çok yük bindirildiğini söyledi. 3 tane falan zannedersem, ben öyle biliyorum. Taşımacılık yapan eşekler var, çöp taşıyan. Yalnız bu eşekler çok yük koyuluyor. Ben her yıllardır bunun mücadelesini veriyorum zaten. Yani bu eşeklerle artık değil çözüm. Hani artık biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yani bu hayvanlara eziyet, bu hayvanlara zulüm bitsin artık. Yani insanlar nasıl yiyeceklerini evlerine poşetlerle kendileri götürebiliyorlarsa kendileri de indirebilirler aslında çöplerini. Çok zor değil. Yıllardır bunun mücadelesini verdiğini aktaran Karahan, artık çözümün eşeklerle olmaması gerektiğini söyledi. Bu eşekler ya yaşlı ya da bitkin gözüktükleri için biz yaşlı zannediyoruz diyen hayvansever Melek Karahan, bu duruma yetkililerin bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini vurguladı. Bu eşeklerle alakalı yetkililerin bir an önce yani en çabuk tutması gerekiyor. Çünkü bu eşekler zaten yaşlanmış. Gerçekten çok yaşlı eşekler var ya da çok bitkin eşekler. Biz yaşlı görüyoruz belki. Yani bir önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunun için ben elimden geleni yapıyorum. Fakat yetkililerin de bir an önce buna el atması gerekiyor. Biz artık kaçıncı yüzyıldayız? Yani bizlere böyle şeyler yakışmıyor. Hayvanlara sadece bir zulümdür. Kameralar olmasa belki hiçbirimiz bu söylenenlere inanmayız. Mersin'in Erdemli ilçesinde sanayi sitesinde bir karga iş yerine bırakılan emanet otomobilin anahtarını çaldı. Çalışanların peşinden koştuğu karga en son anahtarı bir okulun damına bıraktı. Gülümseten o anlarda da kameralar kayıttaydı.
birileri gelip bize arabamın anahtarını karga aldı gitti dese herhalde hiçbirimiz inanmayız. Tabii bu görüntüleri görene kadar. Olay Erdemli Sanayi Sitesi'nde bulunan Yusuf Sezgen'e ait kaportacıda meydana geldi. İş yeri çalışanlarının poğaça verdiği bir karga önce aracın üzerinde biraz yiyecek yedi. Daha sonra poğaçayı bırakıp aracın ön camına doğru gelen karga emanet otomobilin anahtarını alıp uçarak bölgeden uzaklaştı. Kargayı yakalamak içinse iş yeri sahibi ve çalışanlar peşine düştü. Yaklaşık 2 saat boyunca çalışanları peşinden koşturan karga, sanayinin girişindeki mesleki eğitim merkezinin damına konarak anahtarı bıraktı. Anahtara kavuşan iş yeri sahibi rahat bir nefes aldı. İş yeri sahibi Yusuf Sezgen yaşananları şöyle anlattı. Dün saat 11 sıralarında çalışırken bir karga geldi iş yerimize. Karga gelirken biz poğaça getirdik kendine, bize bakıyordu kargaya. Poğaçasını aracın üzerine bıraktı. Aracın üzerine şuradan oraya sanki bilerek eğitmişsin gibi şeyi. Bizimle bayağı dalga geçti karga. Anahtarı aldı, uçtu gitti. Bayağı o sanayinin o ucundan bu ucuna 2 saat boyunca bizimle dalga geçer gibi. Bırakıyor, biz tam yaklaşıyoruz, anahtarı alıp gidiyor. En son arkamızda milli eğitim var, okul, meslek eğitim. Oranın tavan okulun çatısına attı, bıraktı gitti. Biz o anahtarı alana kadar canımız çıktı. Bu kargayı herhalde eğitmişler. Bu anahtarı aldı getirdi. Yine de kargaya teşekkür ederim, anahtarımı bıraktı için. Şanlıurfalı milli boksör Emrah Yaşar 92 kilo final mücadelesinde İngiliz rakibini mağlup ederek U22 Avrupa şampiyonu oldu. Emrah Yaşar representing Turkey. Şanlıurfalı milli boksör Emrah Yaşar 92 kilo final mücadelesinde İngiliz rakibini mağlup ederek U22 Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U22 Avrupa şampiyonasında ringe çıkan Şanlıurfalı milli boksör Emrah Yaşar turnuvayı altın madalyayla tamamladı. 12-22 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U22 Avrupa boks şampiyonasında milli boksör Emrah Yaşar 92 kilo final mücadelesinde İngiliz rakibi Isaac Okoh'u mağlup ederek U22 Avrupa şampiyonu oldu. Bugün memleketi Şanlıurfa'ya gelen milli sporcu kendisini kimsenin karşılamadığından yakındı. Tabii ben Emrah Yaşar, 21 yaşındayım. Ben milli sporcuyum. Yani şu an göründüğü gibi Avrupa şampiyonasından geldim. Ülkemi ve şehrimi temsil ettim. Çok güzel bir duyguydu. Böyle güzel bir şekilde karşılanmak, ailem tarafından, arkadaşlarım tarafından. Ama ben de bir arkadaşlarım gibi vali tarafından ya da belediye başkanı tarafından karşılanmak isterdim. Bu Urfa'nın büyük bir sorunu. Teşekkür ediyorum. Başlarımızın devamını diliyorum. Efendim bizler de milli sporcumuzu tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu güzel dileklerle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.